Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı pazarlar dilerim. Bugün 14 Mart 2021 günlerden pazar, saatlerimiz 11.17'yi gösteriyor. Öncelikle hepinize hayırlı pazarlar, hepinize iyi tatiller dilerim ve hepinize sevdiklerinizle, ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Arkadaşlar bugün gündüz programı İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk bir programla start alacak. Burada birinci ve ikinci altılı ganyan analizimizi vereceğiz. Yine ardından Adana Yeşilova Hipodromu'nda koşulacak. Evet, burada da bir altılı ganyan analizimiz olacak. 8 koşuluk bir program var. İzmir At Yarışları analizimizin ardından Adana At Yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Öncelikle İzmir At Yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorsanız, şablon şeklinde almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da küçük harflerle okangunertv@gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek ben İzmir At Yarışları analizlerimle karşınızdayım. İzmir 1. ve 2. altılı ganyan analizimi aynı video üzerinde vereceğim sevgili yarışseverler. Öncelikle İzmir 1. altılı ganyan analizlerime başlıyorum. İzmir'de 10 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 4 yaşlı Arap Safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 14 yarışıyla start alacak. Burada öncelikle ismim, özellikle takibimdeki bir isim, Mertcan Çelik idaresinde piste çıkan Kama'nın tayı 1 numaralı Beatrice. Bana göre bugün rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Bugün birinci şanslı ismim olacak 1 numaralı Beatrice. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beğendiğim, bu rakiplerinden esasen performans olarak biraz daha ileride görünüyor, üstün görünüyor 3 numaralı Kenanlı'nı. Evet arkadaşlar, Üçtüman Kenan'ın da bugün Barış Kurdu arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. Bana göre 1 numaralı Beatrice ilk rakip olacak safkandır. Yine bu iki safkan dışına çıkması durumunda ben 4 numaralı Kanmantay isimli safkan da burada sürpriz isim olarak değerlendireceğim. Burada ben 3 safkanla risk edeceğim. Ve altılı ganyanın ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe çim pistte koşulacak maiden yarışı. Burada da öncelikli ismim, yine son yarışlarında özellikle eli kulağında bir isim, Aftermarket temsilcisi 8 numaralı Turgutlu Efes'i. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak 8 numaralı Turgutlu Efes'i bir Mineshaft torunu arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kanatına sahip. Bugün 8 numaralı Turgut Defesi birinci şanslı safkanımız olacak. Yine 4 numaralı Hikmet Han. Bugün özellikle bu safkandan iyi bir yarış bekliyorum. Birinci gelemesi de tabelayı zorlayacak bir safkan olarak görüyorum. Yine 1 numaralı Dancing Alpler ve 12 numaralı Osaka isimli safkanlar benim sırasıyla bu koşuda tuttuğum isimlerdir. Burayı 4 safkanla değerlendirdim arkadaşlar ve altılı ganyan 3. aya 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışı yamak 2 arkadaşlarımıza ait bir yarış. Özellikle 3 numaralı Çatalkaya bana göre bu gruptan üstün bir safkan. Bugün Erhan Aktuğ arkadaşımız biniyor. 49 yarıştan 3 birincilik elde etmiş bir arkadaşımız. Ama bugün ona rağmen ben Çatalkaya'yı yine birinci şanslı isim olarak tutacağım. Yine 1 numaralı Black Ball. Gerçekten grubun kaliteli ismi, kendini ispatlamış ismi 1 numaralı Black Ball. Bugün 3 numaralı Çatalkaya'ya ilk rakip olacak isimdir. Öncelikle iki ismimiz 3-1 olacak. Yine 2 numaralı Akarcıhan. 7 numaralı Grim.
yine sırasıyla burada değerlendirilmesi gereken isimler 9 numaralı Power Off ve 4 numaralı Have a Nice Trip isimli safkanları ben kuponlarda bugün bulunduracağım. Sürpriz arayacağım bu koşuda arkadaşlar. Ve altılı Ganyan'ın 4. ayağı 4 yaşta Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 7 yarışı. Arkadaşlar son 2 veya son 3 yarışında sizlere bıkmadan bank olarak verdiğim bir isim koşuyor. Bu sefer Halis Karataş arkadaşımızı bindirmişler. Sayın Tayral Tutumlu'ya ait Uçanoğlu temsilcisi. Yine Birgican'ın tayı 1 numaralı Akrem. Bana göre bu rakiplerini kantarmada geçmesi lazım. Foçalı koşusunu kazanması lazım bugün. Ben altılı Ganyan'ın 4. ayağında 1 numaralı Akrem isimli safkanı günün banko ismi olarak veriyorum. Bu rakiplerin yanında çok rahat bir yarış kazanacaktır neticeye. Çok rahat ulaşacaktır diye düşünüyorum. Ve altılı Ganyan'ın 5. ayağı 5 ve yukarı yaşta Arap safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışıyla devam edecek. Burada da öncelikli ismim 4 numaralı Efe Berk olacak. Özellikle son güzel üçüncülüğün ne dikkatimi çekti bu safkan. Bugün son zamanların formda aprantilinden Fırat Arslan idaresinde piste çıkacak. Saburay temsilcisi bugün benim ilk şanslı ismim olacak. Yine 8 numaralı Cevahir Tay. Özellikle son iki koşusu gerçekten çok etkiliydi. Bugün Halil Kaplan idaresinde. İkinci şanslı safkanım olacak Zigana'nın tayı. Yine 1 numaralı Biçeroğlu. 11 numaralı şanslı Kafkas. Ben burada 5 numaralı Yarisa ve 10 numaralı Kiyaset de sırasıyla tuttuğum isimlerden sevgili yarışseverler. Ve altılı Gaya'nın kapanış koşusuna geçeceğim. Evet, 1. altının son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı Ganyan analizim olacak. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak, şablon olarak verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Sizler de tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorsanız, şablon şeklinde almak istiyorsanız ücretli WhatsApp grubumuza katılabilirsiniz. Grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler ya da okangunertv@gmail.com adresine yine mail olarak telefon numarası bilgilerini atabilirler. Grubumuz ücretlidir arkadaşlar. Bilginiz olsun bu konuda. Evet arkadaşlar, altılı Ganyan'ın son ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe çim pistte koşulacak maiden yarışıyla kapanacak. Burada da öncelikli ismim esasen içimden de çok tek yazmak geliyor ama bugün herhalde çok sürpriz çıkacaktır. 7 numaralı Running Fire isimli safkan. Running Fry. Evet arkadaşlar, Running Free isimli safkan bugün birinci şanslı safkanım olacak. Yine 11 numaralı Çiğdem'in Rüzgarı isimli safkan bugün Akın Sözen idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Kapoğlu bugün ilk 3 safkan içerisinde bulunmalı. Burası 7-11-3'ün dışına çıkarsa yine 6 numaralı Rampor Peak. Yine 4. şans vereceğim isim olacak. Yine son isim olarak da 4 numaralı King Wonder isimli safkan. Yine bugün ilk defa koşacak bir isim Marika'nın tayı 4 numaralı King Wonder'da bugün sürpriz beklediğim bir isim sevgili yarışseverler. Ve ufak altılı Ganyan analizim olacak. Arkadaşlar ufak altılı Ganyan analizim şu şekilde olacak. Altılı Ganyan ilk ayağında yine 1 numaralı Beatrice. Yine birinci şanslı safkanım olacak. 3 numaralı Kenanlı ve 4 numaralı Kanmantay. İlk 3 safkanımız olacak. Altılı Ganyan ikinci ayında ben 8 numaralı Turgutlu Efes'i. 4 numaralı Hikmet Han ve 1 numaralı Dancing Adler isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı Ganyan üçüncü ayında 3 numaralı Çatalkaya. 1 numaralı Black Bolt. 2 numaralı Akarcıhan şeklinde 3 safkanla değerlendireceğim burayı. Hatta 7 numara Grimm'i de yazalım arkadaşlar. Buradan 2 safkan çalmış olalım. Altılı Ganyan'ın 4. ayında 1 numaralı Akrem. Yine bir başka bankomuz olacak. Altılı Ganyan'ın
5. ayağında 4 numaralı Efeberk, 8 numaralı Cevahir Tay, 1 numaralı Biçeroğlu, 11 numaralı Şanslı Kafkas, 5 numaralı Yarisa ve 10 numaralı Kiyaset şeklinde değerlendireceğim. 1. altının kapanış koşusu bu ayak analizimden sonra arkadaşlar 2. altılı Ganyan analizime aynı video üzerinde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, burada da 7 numaralı Running Fire. Evet, Ring Fire. 11 numaralı Çiğdem'in Rüzgarı, 3 numaralı Kapoğlu ve 6 numaralı Run for Peak isimli safkanlara yer vereceğim. Yine ilk defa koşacak 4 numaralı King Wonder'ı da bütçesi olan arkadaşlarım yazabilirler. Ve 2. altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Arkadaşlar, 2. altılı Ganyan analizim şu şekilde olacak. Altılı Ganyan, 2. altılı Ganyan programın 5. koşusuyla start alacak. 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarışı. Altılı Ganyan ilk ayağı burada 4 numaralı Efeberk. Yine ilk şanslı safkanımız olacak 8 numaralı Cevahir Tay. İkinci şans vereceğim isim olacak 1 numaralı Biçeroğlu, 11 numaralı Şanslı Kafkas, 5 numaralı Yarisa ve son isim olarak da 10 numaralı Kiyaset isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı Ganyan ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe çim pistte koşulacak Maiden yarışı devam edecek. Burada da 7 numaralı Running Fire, gerçekten çok tuttuğum bir isim. Bugün etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Alaaddin Kründük arkadaşımız idaresinde 1. şanslı safkanım olacak. Yine 11 numaralı Çiğdem'in Rüzgarı ve 3 numaralı Kapoğlu ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine bu 3 safkanın dışına çıkarsa arkadaşlar 6 numaralı Run for Peak. Evet, yine 4 numaralı King Wonder sırasıyla bu koşuda değerlendirilmesi gereken isimlerdir. 8 numaralı Savaşçı Ege'yi de yine burada kuponlarımızda bulundurmakta fayda görüyorum sevgili yarışseverler. Ve altılı Ganyan 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe kum pistte koşulacak grup 1 yarışı Ege Derbisi koşusu. Gerçekten önemli bir koşu. 480 bin lira değerinde bir yarış. Safkanlar burada bütün marifetlerini, bütün gücünü gösterecekler. Yine jokeyler de aynı şekilde bütün performanslarını ortaya koyacaklar. Burada 6 numaralı Kuzey Yağmuru yine bu grupta bir adım önde görünüyor arkadaşlar. Bugün ben ilk şanslı safkan olarak değerlendireceğim. Yine 5 numaralı Kuru Soğan, özellikle son yarışlarında göstermiş olduğu performansla dikkat çeken bir isim. 5 numaralı Kuru Soğan da 2. şanslı safkanımız olacak. Yine 4 numaralı King Mengu, özellikle bugün 4 numaralı King Mengu'dan farklı bir yarış bekliyorum. Mesafenin de uzamasıyla Gökhan Kocakaya arkadaşımız safkanın nefesini iyi ayarlaması durumunda bu rakiplerini geçebilir. Dikkat diyorum. Safkan Eküs'te az evvel yarıştan çıktı 3 numaralı Hasan Efe. Bugün 4 numaralı King Mengu'ya dikkat diyoruz. Yine 7 numaralı Magnum Opus da bugün kuponlarda bulunması gereken bir diğer isimdir sevgili yarışseverler. Ve altılı Ganyan'ın 4. ayağına Banco bir isimle gireceğim. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 7 yarışı dişlere mahsus bir yarış. Ay izi koşusu 90 bin lira değerinde bir yarış. Son yarışlarında da ardı ardına size 2 yarışta tek verdiğim Sayın İhsan Germen'e ait Yonguska temsilcisi 1 numaralı Karamaçan'ın bugün yine uygun grupta bu rakiplerini Kadir Tokaçoğlu idaresinde rahat geçmesini, ekarte etmesini bekliyorum. Yarışsever arkadaşlarıma 2. altının 4. ayağında 1 numaralı Karamaça isimli safkanı günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyan'ın 5. ayağı 2. altılılarda 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarışta devam edecek. Burada özellikle yine esas son yarışını yaparsa bu rakiplerini yine geçecektir diye düşünüyorum. Çünkü istikrarsız yarışlarının ardından güzel bir yarış yaptı. Ondan beni şüphede bırakıyor. Victory Galop temsilcisi 7 numaralı
Dream Soldier. Bugün bu safkan son yarışını tekrarlarsa bu grubu da çok rahat geçer arkadaşlar. Bugün ilk şansı vereceğim 7 numaralı Dream Soldier isimli safkana Nevzat Avcı idaresinde. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim 8 numaralı King Jim K. Ve son isim olarak da 4 numaralı Go For The After isimli safkana yer vereceğim sevgili yarışseverler. Ve altılı Ganya'nın son ayağına geçiyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe çim pistte koşulacak maiden yarışı. 2. altılda kapanış koşusu olacak. Yine hatırlatma yapmak istiyorum. Tahminlerimi yazılı olarak almak isteyen arkadaşlarım varsa, şablon şeklinde almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. WhatsApp grubumuz ücretlidir arkadaşlar. Ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız dediğim gibi telefon numarası bilgilerini videonun altında bulunan yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Aynı zamanda Gmail adresimiz okangunertv@gmail.com adresine de mail olarak telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz diyerek programın kapanış koşusu 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe çim pistte koşulacak maiden yarışına geçiyorum. Burada da 5 numaralı Koç Volkan gerçekten çok etkili bir isim. Sonları çok kuvvetli bir isim. Bugün Şerif torunu diyeyim. Çünkü Şerif'in kanı taşıyor. 5 numaralı Koç Volkan bu rakiplerini ekarte edebilir. Dikkat diyerek birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 13 numaralı, evet arkadaşlar, Magic Star. Evet, yine takibimdeki bir isim. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde 5 numaralı Koç Volkan'a ilk rakip olacak isimdir. Yine 14 numaralı Markis. Evet arkadaşlar, yine 6 numaralı Time. Ve burada son isim olarak sürprizde bir isim sizlere vereceğim. 2 numaralı Dubai Grandson isimli safkanı sizlere koşunun sürpriz ismi olarak öneriyorum. Ve ufak altılı Ganyan analizime geçeceğim arkadaşlar. Ufak altılı oynayan arkadaşlarıma özellikle 5 ve yukarı yaş tarafların 1900 mesafe kum piste koşulacak handikap 16 yarışında 4 numaralı Efe Berk, 8 numaralı Cevahir Tay, 1 numaralı Biçeroğlu, 5 numaralı Yarisa, 10 numaralı Kiyaset şeklinde değerlendireceğim. Altıgan ikinci ayağında 7 numaralı Running Fire, 11 numaralı Çiğdem'in Rüzgarı, 3 numaralı Kapoğlu yeterlidir gibi görüyorum bu koşuyu. Buradan bayağı safkan çalmış olduk. Evet arkadaşlar, yarı yarıya düştü altılılar bu koşuda. Ve altılı Ganya'nın 3. ayağına 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2100 mesafe kum piste koşulacak grup 1 yarışına geçiyorum. 6 numaralı Kuzey Yağmuru, 5 numaralı Kuru Soğan, 4 numaralı King Mangu ve 7 numaralı Magnum Opus şeklinde değerlendireceğim. 6'lı Ganyan'ın 4. ayağı 7 presenlerden çıktı arkadaşlar. 6'lı Ganyan'ın 4. ayağında yine 1 numaralı Karamaça isimli safkanı Banko isim olarak değerlendireceğim. Evet, 6'lı Ganyan'ın 5. ayağında ben 7 numaralı Dream Soldier isim safkanı 2. Banko olarak vereceğim arkadaşlar. 6'lılar burada bayağı bir rahatladı. Çünkü yarı yarıya düşmüştü. Bir de 3'te 1 düştü. Son ayakta 5, 13, 14, 9, 2 ve 6 da verebiliriz arkadaşlar. Evet, 9, 2, 6 şeklinde de son ayağı değerlendiriyorum. Hatta son ayağı 1 numaralı Dark Runner'da, hatta 12 numaralı Elazığ Prenses'inde ilave edebiliriz. Ve 7'li piyasa analizlerim olacak. 7'li piyasa programın 4. koşusuyla start alacak. 1 numaralı Akrem'i Banko isim olarak değerlendireceğiz. Yine 4 numaralı Efe Berk, 8 numaralı Cevahir Tay, 1 numaralı Biçeroğlu, yine 11 numaralı Şanslı Kafkas ve 5 numaralı Yarisa diyoruz. 7'li PSM'nin 3. ayağında 7 numaralı Running Fire isimli safkanı Banko vereceğim arkadaşlar. Paraya gidelim. 7'li PSM'nin 4. ayağında 6 numaralı Kuzey Yağmuru, 5 numaralı Kuru Soğan, 4 numaralı King Man Gu ve 7 numaralı Magnum Opus. 7'li PSM'nin 5. ayağında 1 numaralı Karamaçayı Banko olarak değerlendiriyorum. 7'li PSM'nin 6. ayağında 7 numaralı Dream Soldier, 8 numaralı King Jim K
Ve kapanış koşusu Gidrip serimizin son ayağında 5 numaralı Koç Volkan, 13 numaralı evet Magic Star, 14 numaralı Markiz ve 9 numaralı 9 nereden çıktı arkadaşlar? Evet 9 numaralı 7 numaralı 6 numaralı Time isimli safkanlara yer vereceğim. Hatta 9 numaralı Best Olive isimli safkanda yazalım arkadaşlar. Ağzımıza çok dolandı. Yazmakta da fayda görüyorum. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar dilerim. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Esen kalın, sağlıcakla kalın.